İki takıma da başarılar. Sol takım biliyorsun ki Aykut, ünlüler takımı. Sağ takım da gönüllüler. Biliyorum. Hatta o konuyla ilgili bir gelişme oldu az önce. Tabii. Geliyor mu sesim? Tabii tabii geliyor. Şey aradı. Acun abi aradı beni. Biliyorsun All Star Survivor başlayacak. Murat Boz'un sol adalesinde yırtık varmış. Katılamayacakmış. O yüzden Nasus'u transfer etmek istiyor. Ben de şey Survivor All diyorum. Star'a. Bunu kazananı Survivor'a gidiyor diye biliyorum ben. Ya bana şey dedi. Nasus büyük bir izleyici kitlesi getirir dedi bizim Survivor All Star'a. Sözleşmesi de sizde olduğu için direkt oyuncuyla temas kurmak istemedim. Bir bilgi almak istedim dedi. Ben de yayın sonu çereze iletirim dedim. Yani V2Z ile konuşuruz. Kabul edeceğini hiç sanmıyorum. Çünkü 2 gün sonra Dünya Şampiyonası var. Favoriler sonuçta, ünlüler takımı. Bakalım, Tabii bu son göreceğiz. slot zaten kazanan Dünya Şampiyonası'na Aynen. oynuyor. Bir de Hamza'nın Timo'su yasaklandı. Sen şimdi geçen haftaki maçlarda yoksun. Hamza çok sinirli bir kardeşimiz. Timo main. Froppy de Zaraki dayının küçüklük hali. Ejder ne olursa olsun gidiyor. Ve o ejderi, hani orada gerekirse ölüyor ama o ejder dakikasını orada oluyor. Ve maç sonu röportajında da ejderlere takımının gelmediği için çok 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 sinirli, takımına hakaretler savuran bir Froppy görmüştük. Zaten onun lakabı görev adamı benim duyduğum. Aynen. Örnek aldığı isim de Puyol. Puyol. Zaten çok futbolu seven bir isim. Bunu daha çok seviyor hatta e-spordan. O tarz durumlar yaşanabiliyor. Evet, ben de duymuştum. Şimdi Bay Borox'u soranlar var. Ünlüler takımında normalde Bay Borox vardı. Ama Bay Borox bize dedi ki, onu da sizlere şöyle gösterebilirim belki, bir dakika. Kendisi zaten dünkü YouTube videomuza da sağ olsun bir yorum atmış. Çerez abi, çok özür dilerim. Yarınki turnuvaya gelemeyeceğim. Dersler yüzünden fişi söktüler. PC'nin sınavlar bitsin, turnuva olursa geleceğim demiş. Hani buradan da duyurusunu yapmış kardeşimiz Bay Borox. Onu da hatırlatalım. Neden gelmedi diyenler oradan görmüş olsun. Ya bir profesyonel oyuncu için çok üzücü bir durum. Biz de Kazanan Dünya yaşadık ama. Şampiyonası'na gidecek. Biz Tabii, de yaşadık tabii. onları. Ya biz ama şeyde yaşadık. İşte kafe turnuvasına gidemedik mesela. 1500 RP kaçırdık ama arkadaş direkt Dünya Şampiyonası bileti de alınmıştı. Vize işlemleri de tamamdı benim Bir de bildiğim. şöyle düşün. Bir kariyerin yok oluşu yani bu. Aslında baktığın zaman. Bay Borox, yani şöyle söyleyeyim. Yolda yürüyemediği söylentiler var. Yolda yürüyemiyormuş Aykut. Durduruyorlarmış sürekli. Zaten şey bizim Oo, bir saniye. Burada araya girmem gerekiyor. Seçim yasaklama ekranında V2Z'ye sıra gelmeden hemen gönüllüler takımı nasıl suç aldı? çalışılmış. Abi Rakip yani. analizi iyi yapılmış. Ama burada da V2Z'yi hiç beklemeden İlo'yu kilitledi. Ve İlo ile ilk defa izleyeceğiz kendisini. Nasus'a karşı da hazırlığını yapmış gibi duruyor bu dakikaya kadar. Zaten dünkü röportajda şey demişti. Hani rakibimin ne alacağını biliyorum. Ona göre hazırlığım tamam. Seçim yasaklama bende demişti. Belli ki iyi hazırlanmış. Burada bir Pantheon destek mi göreceğiz? XP'mi bölme, geçen de Niko destek oynadı. Niko'yu yasakladılar. Oo, çok farklı bir tercih yine. Swain. Bu arada Mitolojik 31'in sayılısı hala yasaklanmadı. Yani ikinci kısımda bence kalmaz mitolojik 31'e. Çünkü o saylası ne biliyorsun? Minyon kesmiyor, adam kesiyor. Rakipten farmlıyor. Geçen Bırakmamaları maçta da lazım. aynısını yaptı. Değil mi? Onun artık özdeşleşmiş bir oyun tarzı ya mitolojik 31. O direkt gitti. Bakalım Mitolojik 31 başka bir şampiyonla neler yapacak. Başka bir adam ya. Geçen Mitolojik 31'in Aykut'cum şöyle bir şey oldu. Ulaştık kendisine, dedik ki analizini yapacağız işte, YouTube'a video atacağız. Sana zahmet bir iki tane tekli dereceli oynar mısın dedik. İnanmazsın belki Aykut, bu gerçek hikaye. Çığlık attı. Ne oldu dedik. Abi dereceli girmeye çok korkuyorum. Demire düşeceğim dedi. Sonra oyna oğlum, bir şey olmaz, merak etme dedik. Çığlık çığlığa oyuna girdi ve ikisini de kaybetti. Düştü mü peki? Düşmedi ama. Yani düşmediyse soruyorum. Çünkü düşerse bugün çıkamazdı maça. Yani bronz rudesine. İyi ki düşmemiş. Bu arada bu anlattığım gerçek, ha, şaka değil. Yani troll falan makara yapmıyorum. Az önce Analiz anlat. videosu geldim peki? Gelemedi. Çünkü çok kötüydü yani. Yalnız Floppy'nin de Amumu'su da gitti. Gönüllüler takımı çalışıp gelmiş şu ana kadar. Onu yapma. Lee Sin, ya bu Elo'da Lee Sin görmek istemiyorum ben Aykut. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama. Ama bu Elo Lee'sinin tadı da bir başka oluyor. Bir izlemek lazım aslında. Tabii canım, zaten tüm sene boyunca Lee Sin metada olmasa bile, biliyorsun ki Dünya Şampiyonası'nda meta'ya giriyor. Ya yani burada görmeyeceksek nerede göreceğiz? Bir Orası ön ayrı. hazırlık ve acaba dedirtti ama yok. Yani Xin Zhao şu an çok kuvvetli.
artık biliyorsun yeni değişikliklerle yetenek isteyen bir şampiyon haline de dönüştü. Dünya şampiyonası Arifesi'nde oynanacak bir hal aldı. Zinzao mu? Tabii. Zinzao'nun geçen videosunu gördüm. Kule alıyor deli gibi full AP kasıp. Nashor mu? Aynen Nashor'lu Mashor'lu böyle garip bir build'i var. Ooo mid, mid Mundo mu? Yok, bence mid ilahi top Mundo. Ooo ünlülerden çok farklı bir seçim yasaklama. Peki şeye ne diyorsun? Lilia top jungle Mundo. Lilia vs Nasus. Ooo V2Z'den beklerim öyle hamleler. Ama mitolojik 31'de Mundo hala duruyor. Bence Mundo mid. Ya da support mu Illaoi? Abi işte bak. Abi ünlüler takımı neden dünya şampiyonası ön elemesine gittiğini bir kez daha gösterdi. Ya düşünün biz şu an chatle beraber yayında Aykut'la beraber senelerin maç anlatıcısı adam sunucusu seçim yasaklama ekranı hakkında yorum yapamıyoruz. Sıfır yok. Flex kullanıyorlar. Ya böyle bir flex yok ama yani. Böyle ama bir flex yok. Biliyorsun, bunun da en önemli sebebi geniş koç ekibi. Yani ben gönüllülerin koç ekibiyle tanıştım. 7 kişiler. 7 kişiler. Şimdi 3 dakika ara. 3 dakikalık ara arkadaşlar. 7 kişiler. Burada şeklinde. Reklam girecek şimdi. Tabii. Buraya normalde sponsor bulup reklam koymamız lazım. Peki Çerez Aurelion Solis'i görmedin herhalde. Gördüm. Onun hakkında bir şey demedin ama ne diyorsun ona? Bence sol tarafa çok iyi de yani iyi bir şey konuşmuyoruz biliyorsun bu şeyde ya. Dolaptan Antep fıstık zulamı çıkarıp geliyorum. İnanılmaz bir karşılaşma. İşte sizlerden beklediğimiz şeyler bunlar arkadaşlar. Oğlum Antep fıstığının kilosu 630 lira olmuş lan. 630 lira bizim burada daha pahalı. 690 lira. Dün bir aktara sordum mu? Ya şöyle aldığın yere göre tabii ki fiyat değişiyor da kaliteli yerden alırsan kaliteli bir şekilde 657 lira buluyor yani. Çok garip bir şey ya o. Yani düşünsene mesela bir ayda 4 kişilik bir aile 2 kilo Antep fıstığı yerdi mi? Hani günde böyle az az ki daha fazla da yerdi. 2 kilo yesen 1500 lira kanka. Lan ben su böreğiyle izliyorum. Su böreği de paralı. Paralı ne lan? Pahalı. Böreği ucuzdur ya. Yufka bir de peynir değil mi oğlum? Ne var ki su böreği? Kanka pahalıdır. Yapma gözünü seveyim. Pahalıdır dediğim hani kaç para lan kilosu su böreğinin? Bence 150 veya maksimum. 150 mi? 150'dir bence. Saçmalama. 300 liradan aşağı yoktur. Ne diyorsun ya? Tabii lan 150 lira ne oğlum? 50 lira çay lan. Ay kahve. Sen ne zamandır peynir almıyorsun kanka? Ben bayağıdır dışarıdan bir şey yemiyorum. Hayır ama peynir yani. Peyniri bile kendisi bile pahalı yani. Bak 550 biz yapıyoruz el açması asla yer zurum diyor. İşte en sevdiğimiz yere geldik arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dünya şampiyonası başlıyor 2 gün içerisinde. Ve dünya şampiyonasındaki ön elemenin bize sunulması için bize izin veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Aykut'la beraber bu maçı sunmak bizim için bir şereftir. Aykut adına da rahatlıkla konuşabilirim. Bunu anlatırken gözüme direkt olarak tek çarpan bir şey var. Conqueror Red Blood'un rünü. İşte dünya şampiyonası ön elemesinde farklı şeylerle karşılaşacağımızı zaten tahmin etmiştik. Mitolojik'in Mundo Orta Koridoru, Red Blood'un rünü derken farklılıklarla daha seçim yasaklama ekranı biter bitmez karşılaştık. Bakalım neler bizi bekliyor Aykut'cum. Şimdi Çerez'cim biliyorsun bu dünya şampiyonası son ön elemesi ve son bir bilet var. Artık burada seviye o kadar yüksek ki ufak tefek farklılıklarla rakibini geçebiliyorsun. Şimdi Lucian neden böyle bir ürün yaptı? Bence rakibi şaşırtmak için. Ya yani şöyle. Kimse böyle bir şeyi tahmin edemiyor. Bunu zaten şöyle düşünebiliriz. Mesela Ronaldo ile Messi birebir bir maç yapsa ufak farklılıklar değiştirecek değil mi sonucu? Sonuçta ikisi de çok yetenekli. O yüzden de burada Lucian ufak farklılıklar yapıp oradaki avantajı kendi eline geçirmeye çalışıyor aslında. Evet bu arada Zinzao'nun biraz pingi yüksek çünkü Kanada'dan bağlanıyor kendisi. Hemen zaten göstermiş pingini. Bu arada benim aldığım bilgilere göre Ali Yalçın'ın da çok tehlikeli bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Ali Yalçın Swain'le harikalar yaratmış bu zamana kadar. Hamza'nın maç başlamadan önce sinirli bir Timo oyuncusunun olduğunu söylemiştim. Zaten Zebani Timo tercihiyle oynuyor sürekli. Burada da Draven seçmesi aslında o sinirini, Draven oyuncularının sinirini anlayabiliyorsundur diye düşünüyorum ben.
Ben bu arada Zebani Timo görürsem asla bulaşmam o adama. Aynen öyle. Yani ormancılar arasında hatta bir WhatsApp grubu vardır. Ormancı mainler. Yani orada yazılan ilk madde Zebani Timo görürseniz gank atmayın. Ya zaten Hamza'nın Lucifer dizisinde de birkaç bölüm rol aldığını duymuştuk. Yani birkaç bölüm orada oynadıktan sonra zaten Zebani Tim oynamaya başlamış. O bilgiyi de insanlara verelim. Sonradan şey olmasın, Mitolojik 31'inde Mundo Midi gerçekten çok farklı. Ya abi, Mitolojik Tabii bak 31 taktik. olmak bunu gerektirir. Farklı olacaksın abicim. Ama taktiği gördüm demiş Erez bak. Minyonların geçmesini bekliyor ki orada ufak bir rakipten bir dürtüme yemesin diye. Çok akıllıca bir oyun. Ve zaten Yakut Kristal başlamış. Hani burada olabildiğince hızlı eşyasını bitirmek istiyor. Doran Kalkanı falan ben uğraşamam diyor. Bana eşya lazım diyor. V2Z de şöyle söyleyeyim. V2Z'nin Nasus'a karşı oynaması demek. Hani Türk filmlerinde olur ya. Böyle oğluyla kapışır belli bir zaman sonrasında. Atıyorum Cüneyt Arkın'ın oğluyla dövüştüğü sahneler vardır ya. Şu an V2Z onu hissediyor bence. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. Aynı fikirdeyim seninle ama bence rakibi de Vupers de bu konuda temkinli oynuyor. Rakibinin çok iyi bir nasıl oyuncusu olduğunu biliyor. Zaten koridor hamlelerinden de görüyoruz. Minyonu şu an az olabilir ama hiç sorun değil. Yani oyun sonunda güçlü bir Nasus bekliyor bizi. Dakika ne zaman ki 45-50'lerinde Ali olur. O Yalçın. zaman Whoppers farkını gösterir. İşte o Lucian'ın girdiği rün burada da ortaya çıktı. İnanılmaz bir sıçra. Pozisyonun tekrarını istiyoruz rejiden hemen. Sen anlatırken savaş çıktı Aykut. Ali Yalçın'dan harika bir root. Şurada Lucian'ın flash'ına dikkat etmeni istiyorum Aykut'cum. Lucian'ın flash'ı orada sıçra atıp hasarını vurdu. Otomatik saldırıyı resetledi. Ve orada skoru almayı başardılar. Tabii rejiye de bu tarz ağır çekimler ve tekrarlar için teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda teknik ekip müsaade etmiyordu bu duruma. Artık çok daha profesyonel yayınlara başladık biz de. Evet, Red Blood'dan yine farklı bir tercihi. Sıçra farklı tercihi. Rün farklı tercihi. Eşyayı normal alırsam olur mu demiş. Ve eşyaya da kritik eşyasını direkt olarak almış. Şimdi benim bu konuyla alakalı bir fikrim var Çerez. Geçtiğimiz hafta Las Vegas'taydı Red Blood. Biraz böyle şansa güvenen bir isim. O yüzden kritikten dolayı seçmiş eşya tercihini bence. Ya orada şansıma kritik gelirse yani kumarı seviyor diyorsun Red Bull. Şansına güveniyor diyelim. Anladım. Şansına güveniyor. Baskın Yalnız. geliyor. V2Z buradan çıkamaz gibi. Hala nasıl slow var bekletiyorlar. Yok yok, slow'u yok. Az önce Yok mu? attı. Savaştan önce attı. Şöyle bir yavaşlatmak için. Hani baskın geldiğinde yavaşlatmam olmasın dedi. Adama ayıp olur dedi. Öylelikle baskından hemen önce kullandı onu. Bu da delikanlıca koridor oynamanın bir örneği. Ya bu şey mesela ormancınıza diyemiyorsunuz gelme baskına biz birebir kapışacağız diye. Geliyorsa ormancınız bende de slow yok. Yani madem beni dinlemiyorsun, o zaman slow da yok diyor yani. Maça bu arada iki takım da çok temkinli başladı. Çünkü son bilet dünya şampiyonasına. Hiç gereksiz risk alınmıyor şu ana kadar. Ama burada da risk alınmaz zaten. Yani risk zaten şöyle aldılar. Ünlüler takımı çok büyük bir risk aldı. Baktığın zaman Mitolojik 31'e Mundo verdiler. Yani Mundo orta koridor hani dünya tarihinde bir ilk diyebiliriz. Ben hiç görmedim. Yani ben bu maçtan sonra Faker'ın da böyle bir tercih yapacağını hatta antrenmanlara başlayacağını düşünüyorum. Ya şöyle bir şey olabilir. Biliyorsun ki Dünya Şampiyonası'nın kendi metası oluşuyor Aykut günler geçtikçe. Ya yani Mitolojik 31 bunun başlangıcını yapmış olabilir. Yani Dünya Şampiyonası bir anda Mundo Orta Koridor çokça tercih edilebilir. Ya bir dönem zaten Dünya Şampiyonası'nda destek Nasus Evet. oynanmıştı hatırlarsın. O da zaten bu turnuvaların, şu anda maçını anlattığımız turnuvaların izlenmesiyle, scout ekiplerinin takip etmesiyle öyle bir şey denenmişti. Çok meta üreten bir lig burası zaten. Ya çünkü denemek için fırsatlar oluyor oyuncuların. Daha bu arada herhangi bir şekilde satırı tutturamadı Mitolojik 31 rakibine ve ultisini kullanıyor canını doldurmak adına. Yine çok iyi bir hamle Mitolojik 31'den. Harika bir baskın ama oradan bir şey çıkmıyor. Derken. Mana bitti. Mana bitti. Ne yapıyorsun? Ya harika oyunlar izledik burada. İki taraftan da gerçekten.
yani Wolfers de o kadar tecrübeli bir oyuncu ki kule altında bekliyor. Hiç gerek yok risk almasın. Dakika 45. Tabii canım, yüküne de bir bakalım. 90 yükü var. Hiç fena değil. Evet, yine Froppy görev adamı. Ejder'de kendisi ve takımıyla beraber. Bu sefer kendisini dinleyen bir takım derken. Ejder'i bıraktılar. Fight var. Çünkü yan tarafta başka bir ejder var. Froppy için. Oy. O ne lan? Ölü hasar mı var? Aha. Evet, Froppy, şimdi buradaki olayı hemen sana anlatıyorum Şerez. Tabii. Head koçuyla beraber geçtiğimiz haftanın analizini yaptı. Ejder'de ne yapılması gerektiğini koçu ona anlattı ve o sayede o bu arada crit çıkmadı. İşte şans. Kime niyet, kime kısmet abi böyle şeyler. Orada da bir tekrarını alalım. Ali Yalçın'dan da harika bir şifa geldi aslında. Şifa sıçra kombosu. Bilmiyorum daha önce gördün mü ama. Çok güzel de bir satıra sıçra. Ve burada Red Blood da rakibini kritik gelmedi diye Riot Games'e isyan edercesine bir duruş sergiledi orada. Bilmiyorum fark ettin mi? Hani nasıl crit gelmez gibisinden. Yani Holy Phoenix crit'i denedi orada ama o her zaman olmuyor. O bir de Holy Phoenix için geçerli yani. Yalnız Froppy ilk ejderi kaybetti ve genelde ilk ejderi kaptırınca morali çok bozulan bir oyuncu düşebilir. Çok sinirleniyor. Bir de geçen röportajda bize şöyle şeyler söylüyordu. Hani bir olay oluyordu, bir şey söylüyordu. Ne oldun, kime söyleniyorduk? Anlayana cevabını veriyordu bize. Hani öyle aslında göndermeli mesajları da seven, yani polemiği seven bir oyuncu aslında Froppy. Anlayana cevapları bayağı iyiydi. Twitter biosuna baktım, oradaki yazısı da şey, etikete gerek yok, eskiler bizi tanır yazıyordu. Etikete gerek yok, eskiler bizi tanır mı yazıyordu. Şimdi Froppy'nin neden orta koridora sürekli geldiğini biliyor muydun Aykut? Neden bilmiyorum. Orta koridorda da bir aslında görev var, ejder. Peki rakip ormancı Shyvana alırsa nasıl bir oyun oynuyor Froppy? Yani rakip ormandan çıkmıyor. Ormancıya mı gidiyor? Rakip ormandan çıkmıyor. Öyle söyleyeyim. Mükemmel bir E geldi V2Z'den oradan. Hemen şöyle rejiden ufak bir tekrar isteyelim. Mükemmel bir E geldi V2Z'den. Evet, bu arada şey bilgisini de verelim arkadaşlara. Yıllardır Erman Taroğlu'nun oynat Uğur'cum dediği Uğur Kabasakal artık bizim reji ekibimizde. Tekrarları kendisi veriyor. Oo, büyük transfer. İşte her yerde çalışıyoruz abi. Oo, XP'mi bölme. Bir gezici destek. Yine güzel bir satır. Mitolojik 31'den. Abi kendine münhasır bir oyun tarzı var Mitolojik 31'in. Ben bu oyunu seviyorum. Bu arada Wooper's da şöyle bir şey söylemiş maç öncesinde. Ben rakibin Illo'yu alacağını biliyorum. Ama alsın, ben de onun dalgadan stack alırım demiş. Hani bırakıyor ya şu tentacle'ları. Oralardan stack alırım demiş. Aslında bilerek yaptığı bir tercih. Oo, alt koridorda bir olay var. Burayı bir izlemek istiyorum ben. Bu arada Lucian'ın eşyalarına bakarsan Aykut. Hamza. Yalnız Ali Yalçın da çok temiz oynuyor. Çok temiz oynuyor. İnanılmaz takım savaşları. Hemen reji yetişemiyor artık savaşlara. Evet, Froppy bırakmış uyutup rakibini. Mitolojik 31 bir kere daha neden bunda oynadığını gösterdi bize sanki Aykut. İşte o ultiye bastığı zaman Mitolojik 31 ölümsüz oluyor. Yani gördün, sevgi yoksunun attığı flash hiçbir işe yaramadı. Altta neler oluyor? Ali Yalçın'ın ultisi var hala. Alır. Uş. Ali Yalçın 1v2 yapar. Yaptı. Yakından oynamayı tercih ediyor ama biraz daha. Kaçan B. Şifayı bastı. Lucian'a basmasına gerek yok. Çünkü skorları kendisi almak isteyen bir oyuncu Ali Yalçın.
O yüzden Lucian'a basmamıştır Şifa'yı büyük bir ihtimalle. Onu da hatırlatalım tekrardan. Ali abi 2-0-3'e geldi. Oo, Red Blood'dan işte. Şansı gördün mü Lucian'ın? İşte abi ben bu tarz farklı şeyler yapan insanlara her zaman saygım sonsuz abi. Ya adam çekti ebedi kılıcı. Ne diyebilirsin ki? Şimdi bu adama sen desen ki neden ebedi kılıç aldın? Adam diyecek ki kardeşim şey çok biliyorsan gel sen oyna diyecek dünya şampiyonasında. Ne şey diyeceksin yani? Yani? O yüzden tebrik ediyorum Red Bull kardeşimizi. Ünlüler takımına da adım adım ilerliyor Red Bull yani. Zaten farklı rün tercihiyle adından söz ettirdi. Twitter'da trend topic oldu. Ben şöyle bir kontrol ettim az önce. 38 bin tweet gelmiş bu konuda. İşte sıçrasıyla bir daha konuşulmak istedi orada Red Bull'ut. Burayı oynar. Ateşle oynuyor yalnız, resmen. Yalnız Red Bull'ut çizme almayı sevmiyor. Tabii. Oo, çok iyi yemleme. Bu sefer o satır tuttu. Red Bull'ut geçen maçtaki arkadaşımız mı? Ondan tam emin değilim ama geçen turnuvada bir arkadaşımız vardı. Froppy. Gerçekten senin dediğin gibi Aykut. Ben çizme almayı sevmiyorum deyip nişancıya çizme almadan oyunu bitirmişti. Yani çizmenin statlarını mantıksız görüyormuş. Yani şimdi biraz ayağı üşümüş olsa gerek gibi ufak bir terlik aldı. Ya belki o değildir bilemiyorum da ama ondan da görmüş olabilir. Sonuçta bir önceki Dünya Şampiyonası turnuvasının bir önceki aşamasında oynanan maç. Sonuçta oyuncular birbirlerinden bir şeyleri görüp kendilerine şey çıkartıyorlar. 1v1 var tapta. Loopers artık benim zamanım diyor. Bir slow. Tamam top lane bitti artık. Loopers bu koridoru vermez içeriz. Çok zor. Yani şu an Tanrıçanın gözyaşı bitene kadar V2Z'nin işi çok zor. Bir slow daha. Pırıltı var. Whoopers'dan harika bir oyun. Harika bir oyun Whoopers'dan. Aha Froppy. Froppy Ejder'i gördü yine atladı oraya. Hiç affetmez. Hiç affetmez. Ejder nerede? Froppy orada abi. Takımı gelecek. Çok net bir söylemi var. Ejder'e gelmiyor musunuz? O zaman ben dalıyorum. Çok net yani. Oo, Hamza orada harika şekilde ultiyi yönlendirdi ama yeterli olmuyor. Gönüllüler takımı kazanması çok zor duruyor artık. Gönüllüler takımı birden öne çıktı. Yani Ali Yalçın çok kuvvetli. Orta koridorda da öndeler. Tüm olay sanki Froppy'ye bakıyor gibi içeriz. Ya büyük ihtimal öyle olacak ve şöyle bir bilgi geldi bana rejiden. Froppy ile Yaraki dayıya DNA testi yapılmış. Torunu çıkmış Yaraki dayının. O bilgiyi de verelim. Yani çünkü bu ejderlerden biz zaten şüpheleniyorduk. Ama bunu da yapmış rejimiz sağ olsun. Kesin bilgim peki. Yani bilmiyorum rejiden bana böyle bir bilgi geldi. Orada mitolojik 31 1v1 yapıyor. Froppy de geldi. Çok iyi bir yemleme mitolojikten. Sıçra gidiyor. Ulti geliyor. Bir skor daha aldı Froppy. Froppy resmen taşıyor şu an maçı. Ama mitolojik 31 de orada iyi 1v1 attı fark ettiysen. Mouse klavyeler bırakıldı. Ya zaten mitolojik 31 o ultiye bastığı zaman artık çok bir şansı kalmıyor. Sevgi yok sunuyumun. Sevgi yok sunayım. Hemen rejideki bir bilgiyi de aktaracağım. Kulaklıktan bana sesleniyorlar. Az önceki DNA testinin sonucunu Müge Anlı'dan da onay gelmiş. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Yaraki dayının torunuymuş. Froppy 941. Müge Anlı'dan onay geldiyse artık diyecek bir şey yok ona. Şimdi Froppy bir de alt koridora geldi. Hiç geri vites yok. Burada artık evet, Red Blood'u çok iyi yemlediler. Yalnız Draven'da skor yok. O biraz sıkıntı. Hiç geri vites yok. Ama oyunun ilerleyen dakikalarında Illaoi ile Mundo'yu öldürmek çok zor olacak. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun Aykut ama. Yani artık zaten bu koridor gitti Çerez. Az önce gördük. Artık 1v1'lemeye başladı. Abi nasılsın? Neden bu kadar önemli bir tercih olduğunu dünya şampiyonasında tekrardan gördük. Zaten şöyle bir mitolojik 31. Bir satır. Bir satır daha.
Bir 1v1 skoru. Ve turnuvadaki ilk 1v1 skoru Mitolojik 31'in. Hatta rejiden hemen bir yanlış bilgi vermeyelim lütfen dedi. Turnuva tarihi boyunca hayatında ilk defa 1v1 skor almış Mitolojik 31. Bunu da bu kadar fazla not edelim. Turnuva oynayan bir oyuncu için gerçekten çok değerli bir istatistik. Bu zannediyorum ki 93. maçı Mitolojik 31'in profesyonel arenada. Evet, Red Bull. Ya adamda hiç geri vites yok. Gördüğü yerde sıçratıyor. Bakın şöyle bir mantığı varmış. Sıçra bekleme süresine girmediği sürece bir anlamı yok diyor yani. Cebim hani cebimde duracağıma midemde dursun diyormuş Red Bull'ut. Onun kullanılabilir olması biraz psikolojik olarak rahatsız ediyormuş onu. Yalnız Ali Yalçın'dan da gerçekten çok iyi performans izliyoruz bu dakikaya kadar. Ali Yalçın yetenek atışı kaçırmadı şu ana kadar. Bu arada Johnny Sincere'da şunu söyleyelim. Son anda bulduk kendisini. Kendisi 900 maç Demir 1. Onu da hatırlatalım. Bronz olma teyiti verdi. Hani taahhütname imzaladı. Bronz olacağına dair öylelikle aldık turnuvaya. Bir süre var mı peki mesela? Ne kadar zaman? Tabii 10 gün içerisinde bronz olamazsa büyük cezalara çarptırılacak Johnny Sincere. O zaman eğer dünya şampiyonasına giderse bu takım gittiği zaman direkt solokyolara başlaması lazım. Tabii dünya şampiyonasına gidebilen ilk demir oyuncu olacak Johnny Sincere. Bu seriyi kazanırlarsa. Çünkü turnuvada biliyorsun çok fazla bronz var ama demir hiç yok. Ve ilk kule geliyor dakika 20'de. İşte bu da çok büyük bir istatistik. İkinci kuleymiş. Ve Froppy ilk kez o ejder'e kavuşacak mı yoksa? Froppy yine orada bak görüyor musun Aykut? Ejder çıktığı anda ya saat kuruyormuş Froppy öyle söyleyelim sana. Alarm çalıyor muymuş? Alarm bildiğin yanında zaten ufak böyle Casio'nun saati vardır bilirsin. Futbol oynardık biz onunla. 99 penaltı, 98 penaltı, 0-0 gol. Bildin mi onu? Bildim ama ben şey diye duydum. Bu yuvarlak çalar saatlerden var diye duydum. Yanlış bilgi de gelmiş olabilir bana. Onu bilmiyorum ama o saatten alarmını kurup ejderlere sürekli gidiyormuş. Red Blood tek kaldı yanda. Froppy'yi alamadı. Hemen Draven buraya kadar altında buluyordu. Artık oyna. Tabii canım bir de Draven oynayan kişi zaten Hamza. Hani bambaşka bir oyuncu kendisi. Bu arada Draven'ın nicki hakkında da bir açıklama yapalım. Hani yanlış anlaşılmalar olmasın. Faktim oradaki fak sıkça sorulan sorular anlamına geliyor. Onun kısaltması. Hani Timo hakkında bir sorunuz varsa her zaman kendisine ulaşabilirsiniz. Tüm sorular şu an Draven oynayan oyuncu Faktimo'da. Tabii. Yani yabancı çok fazla sorun olduğu için o yüzden fak yapmış. Normalde SSS'ymiş kısaltması. Ya sonuçta international kitleye... İşte yine tempo. Tempo ışınlığını geldi çok Mitolojik önemli. 31'den. İşte biz seni bu yüzden sevdik Mitolojik 31. Ama sadece tempo değil, skor da almaya çalışıyor. Sıçrayı aldı. Sen misin bizim adama şekil yapan deyip ne kadar tank olsa da üstüne atlayan bir Red Bull görüyoruz. Ve Hamza'dan gelen müthiş ulti. Bambaşka bir seri izliyoruz. Ve savaş başladı. Tek yedi bu arada. Johnny tek yedi. Froppy'yi düşürebilecekler mi? Froppy 2'deki yapıp düştü son anda tutuştura. Ama şimdi Ali Yalçın'ın zamanı ünlüler gibi duruyor. Duran bir Mitolojik 31. Ünlüler takımı. Mitolojik 31'in dakikaları. Evet şu an Lucian'ı tekrarlı böyle bir ufak izlememizi istemiş reji bizden. Şöyle zaten ona da kilitleyelim kameramızı. Pozisyon almanın önemi adlı video. Burada tekrardan sahne oluyor. Red Bull genelde böyle Samira tarzında şampiyonlar kendi bir an için Samira sanmış olabilir. Mitolojik 31 yine birebir de skor aldı bu arada. Hani sanki Aurelion Sol eşleşmesini 10 yıldır oynuyormuş gibi davranıyor Mitolojik 31. Çok tecrübeli bir isim Çerez. Muhtemelen her şampiyona karşı en az bir 50 maçı vardır. Bilmediği matchup yok.
Ya zaten biz onu öyle tanıdık da hani bu kadarını da beklemiyordum açıkçası Aykut. Sen git böyle kritik bir maçta hani ilk defa tercih edilsin. Tüm dünya şampiyonaları boyunca ilk defa tercih edilen bir şampiyon aldı. Ya ben şu konuda da eminim. Bu maçın sonucu ne olursa olsun gelecek sezon Mitolojik 31'e Çin ve Kore'den kesinlikle teklifler gelecektir. Zaten ya bence LAC tarafından gelen ön teklifleri direkt reddetmiş. Ben LAC'yi istemiyorum demiş. Froppy! Ya zaten ben de duymuştum öyle teklifler geldiğini ama LAC sonuçta bu adam buradan LAC'ye gitmez yani, anladın mı? Çok para vermen lazım. Ya yoksa bir makarası yok o işin. Tabii iki ligi karşılaştırdığımızda LAC biraz da hacim olarak küçük kalıyor bu ligin yanında. Yalnız Whoopers da tek başına rakip takımı bayağı bir darlıyor. Evet, şöyle bir eşyaları kontrol ediyorum. Harika bir sıçra. Of of. Ne diyorsun? V2Z neden Illu'yu aldığını bir defa daha gösterdi bize. İşte orada sıçra can doldurdu orada biraz. Bakın tekrar izleyelim. Harika bir sıçra orada. Takım arkadaşına doğru. Sona kalan Johnny Sincere'da maalesef öldüremiyor. Bu hafta ne oynadı Bey'nin en iyi videosu bu olacak herhalde. Bir numara gibi duruyor. Ve burada Hamza'nın ne kadar cesaretli bir oyuncu olduğunu da görüyorsun. Hamza'yı affetti Nasus. Hamza'yı affetti. Uğraşmaya gerek yok dedi. Yine harika bir ulti orada. Uf, hayalet geldi. Buraya kadar altını istiyor. Whoopers kovalıyor. Yavaşlattı. Yavaşlattı ve o buraya kadar altını gelecek gibi. O da gelirse aman. Tabii Froppy çok hareketli, çok kıvrak. Brezilyalı oyuncu zaten. Brezilya asıllı. Samba en sevdiği dans. Kuleyi ölmeye çalışıyor. Aynı zamanda farm da yapıyor. Sanırım Rabadon olacak. Biraz altın lazımdı. Of. Nasus yüklerine hemen şöyle bir bakalım. 642 yük Nasus. Aykut, bu Nasus korkutucu. İşte Mitolojik 31. Bu Nasus'a çok fazla yapacak bir şey yok gibi. Johnny Sincere 1v3 yapıyor. Yani Mitolojik 31 dünyaları tankladı ama öldü. En ama sonunda Whoopers geldi buraya. Hem Whoopers geldi hem de Aurelion Sol'ü tank, hani tanklamak tamam eyvallah tanklıyor da her şeyin bir sonu var yani. O kadar da abartmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Mitolojik'in oradan çıkması lazım. Burada 1v3 kaldı. Ultisi var mı? Ultisi de herhalde yoktu. Orayı harika oynadı iki tarafta. Bu arada Ali Yalçın'la alakalı bir bilgi geldi. Tabii. Toprak zemine yalın ayakla basmayı sevdiği için çizme almıyormuş. Ya tabii yani o yolundaki elektriği atmak istiyor. Aynen öyle. Evet, evet. Ya bu adamların zaten bir şey yaparken düşünmemeleri mümkün değil yani. Evet Hamza. İyi flash, iyi flash. Oh. Ya burada ünlüler takımı tecrübe olarak çok üstün basıyor. Takım oyunu olarak da çok iyi oynuyorlar. Baksana Aykut şuna. Ben burada krediyi V2Z'ye vermek istiyorum. Çünkü oyuna çok kötü başlamıştı ünlüler tarafı ama takımını ayakta tutan isim bence oldu. Çünkü her zaman röportajlarda söylüyor oyuncular. V2Z çok iyi bir oyun işi lider. Takımını bence o konuda moralmen maçın içinde tuttu. Ya zaten şöyle bir bilgi var ufak. V2Z shot call vereceği zamanlar bir 20-30 saniye öncesinde bilerek ölüyormuş ve hani o tamamen odaklıyormuş kendisini oyun içerisinde ne yapılacağına dair. Az önce de V2Z'yi saçma sapan bir yerde öldüğünü gördük. Sonrasında takımı savaş kazandı mesela. Bu da aslında tesadüf değil. Bu da V2Z'nin bir oyun tarzı aslında. Zaten en sevdiği oyun League of Legends'tan sonra futbol menajerlik. Orada bir menajer edasıyla izleyerek aslında takımı yönlendiriyor. Ölmeyi o yüzden tercih ediyor dönem dönem. Ama işte yani düşünsene mesela birisine desen ki ya turnuvada bilerek öldüm.
Adam seninle dalga geçer ya da küfür eder. Adam bunu stratejiye çevirmiş. Büyük oyunculuğa, büyük oyuncu olmak böyle bir şey. Büyük oyuncu olmak böyle bir şey tam olarak. Her oyuncuda olmayan özelliklerinizin olması lazım. V2Z'de diğer oyunculardan ayıran en büyük özelliği bu. Ya mitolojik 31'in kaç canı var şu an? 4700 canı var. Red Blood bir daha yakalandı. Yani yakalanmalara doyamadı. 3 skor 5 asist alırsa triple double yapacak. Ölüm tarafı çünkü onu geçmiş. Biraz bence bu maç triple double yapar ya. Sonuçta ejderler falan da var daha. Sonuçta oradan direkt bitmeyecek oyun. Yalnız takımın sevgi yoksunuyum da çok güçlü olmuş şu an derken. Derken tek yedi gibi. Yedi mi? Oy. Yakma öldürür mü? Bir top geldi uzaklardan oyun gerek öyle kalmadı. Froppy 12-3. Froppy o gördüğümüz son maçtan sonra gerçekten çok işler yapıyor. Bu arada Hamza da görev adamı. Hamza'ya demişler ki kardeşim sen nişancısın. Minyonları en iyi sen temizliyorsun. Base'de dur minyon temizle demişler. Biz halledeceğiz demişler. İşte görev dağılımı tecrübe bunu gerektiriyor arkadaşlar. Yani nişancınızı böyle durumlarda kimin aklına gelir Aykut minyon temizlesin diye base'de bekletmek. Ya bu çok önemli bir detay. Bir de yanı sıra dünyanın en iyi team oyuncusu unvanı olduğu için gelen team hakkındaki mesajlara en geç 10 dakika içerisinde cevap vermek zorunda. O yüzden bazen dönüp mesaj cevaplamak zorunda kalıyor. Savaşlara çok katılmayı tercih etmiyor derken bir kite var üst korda orada. Aldora'yı Red Blood. Yalnız buradaki savaşta da kaybeden taraf oluyorlar. Yine fark ettiysen V2Z düştüğü gibi savaş kazandılar. V2Z zaten savaşa bakarken ölmüş. Öyle de bir şey var. Çünkü orada kite yemezdi normalde V2Z. Mitolojik 31 minyonları falan beklemeden kuleyi alıyor. Artık o bir canavara dönüştü. 5000 canı var. Daha büyük direnci de alacak. O bir ruh gömleği alırsa artık sevgi yoksunuyum da vuramayacak ona. Ama yani oyunda alev ruhu var. O alev ejden eğer alabilirse gönüllüler tarafı dönebilirler maça. Ya kesinlikle burada sadece Red Bull'un bir şekilde takım arkadaşlarının yanında oynayıp pozisyon alması lazım. Onun dışında takım savaşını kazanmaları çok da zor olmayacaktır. Ateşle oynuyor. Böyle bir tuzak var. Ve Baron'a doğru gidiyor. Ünlüler Baron'a başladı sanırım Çerez. Ünlüler Baron'a başladı ama çok hızlı alabilirler mi? Yani Lilia haricinde öyle çok net bir hasarları yok ama Lilia da gerçekten bayağı fazla vurur ona yani. Baksana. Ve çalmayı deneyecek Johnny Sincere. Bakalım çevirebilir mi? Çaldı! Çaldı Johnny Sincere. Maçı çevirecek hamleyi yaptı. Nasus düşecek ama. Froppy'den güzel oyun fakat ölüm. Oy. Gönüllüler Baron'da çevirdi maçı. İşte Floppy yap sen her şeyi. Oyunu buralara getir. Bir Baron çaldır. Günah keçisen ol. Şimdi bir geri alıp takım savaşını tekrar izlemek istiyorum. Bu arada mitolojik 31 direkt olarak yok olmuş. Şöyle bir daha yavaş izleyelim. Bak mitolojik 31'e bir göz atalım. Şurada. Direkt ölmüş. Aurelion sol ultisi, Swain falan filan. Yani. Burada gerçekten hiç şansları yokmuş. Oyun biter mi peki? Hani en az 2 inhibitor sonra geri çıkacaklar. Evet yani güvende oyunu tercih ediyor. Gönüllüler hiç risk almak istemiyorlar. Evet harika bir ulti Red Bullet'dan. Orada hani bu Red Bullet şöyle hemen onu da söyleyelim. Birkaç tane cowboy filminde oynamış zaten. Birkaç tane de böyle banka soyma filminde de yer almış. Hani kaçarken geriye ateş edersin ya Aykut. Aynı onu yapıyor aslında burada. Birazdan da görebilirsin. Hani ben sizi koruyorum siz gidin demiş. Bakın takım arkadaşlarının hepsi base'de. Red Bullet en son üste dönüyor. Yani burada siz gidin ben buradayım kelimesini cümlesinde duymuş oluyorsunuz burada. Zaten Cast Ajansı onu özellikle John Travolta'nın aksiyon filmleri için yardımcı oyuncu olarak öneriyor. Bu bilgi geliyor bana. O yüzden silah kullanımını da çok seviyor. O yüzden nişancı olmuş zaten.
Oo. Yalnız Floppy'nin ultisini aldılar. Floppy bu takımın en önemli oyuncusu, onun ultisi yokken ne yapacak bilmiyorum gerçekten. Evet, ünlülerden gördüğü taktiğin aynısını gönüllüler uyguluyor bu sefer. Nişancısını üstünde tutup minyon dalgasını temizletiyorlar. Ama vazgeçti Yok. Red Blood. Orada bir kararsız kaldı. Bir soru işareti geldi Red Aynen, Blood'a. ne Ne yapıyorsun yapıyorsun soru kardeşim? işareti. Aynen öyle. Red Blood'da sanırım biraz altına ihtiyacı var. Çizmeyi hala bitirmek istemiyor. Vampir asayla acaba ne alacak? Sven'in de çizmesi hala olmadığını hatırlatalım bir kere daha. Onda hiç terlik bile yok. Evet. Direkt yalın ayak oynuyor. 822 yük bir Whoppers var oyunda. Bu arada şu an Peki Illaoi güzel Draven'a bir kaç ulti. vurur? Draven'a 2 vurur. Ejder ruhunu alıyor mu yoksa? Ejder ruhu gitti. Yalnız üst tarafta bir ayrı kittirme var. Ama V2Z'yi tutabilir. Whoppers giderse. Vitoz'u kendini unutturup oyunu mu bitirecek yoksa, yok üste dönüyor. XP'mi bölme. Çok çok kritik bir hamle. Oy, Bu Floppy de arada düşüyordu. Froppy de zor çıktı oradan. Canını zor kurtardı. Şu anda dua ederek üstüne gidiyor. İyi ki düşmedim diye. Ve Whoppers ışından bekliyor. Yani burada orta koridoru birisi ittirse şu an çok daha iyi olacak ama. Bu arada Hamza'nın da oyun planına göre, oyun stratejisine göre balta tutmak çok da mantıklı gelmiyor. Hani kim uğraşacak onunla diyor. Ama Draven'ı da çok sevdiği için oynamayı da bırakamıyor. Bu da böyle bir hikaye. Onu da tekrardan hatırlatmış olalım. Teşekkürler bilgi için. Bir de ultilerini de atınca fark ettiysen böyle dönerken onu hareket ettirmeyi çok seviyor Hamza. Ya zaten en büyük hobisi training modda Draven ultisi atmak. Ya zaten çocukken de bumerangla çok oynuyormuş. Oradan da kalan bir alışkanlık diyebiliriz. Bazı alışkanlıkları terk edemiyor insan büyüse de. Ama işte o alışkanlıkları oyuna entegre etmek de gerçekten güzel bir şey bence. O büyük bir 1v1 var Yüzde bir. yalnız. Aman 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 aman. Bu arada ufak bir saygısızlık Red Bull'dan skor aldıktan sonra hemen cezayı kesti X1000 bölme. Burada kim benim rünümle dalga geçiyor dercesine. Çünkü Twitter'dan Hamza maç öncesi Red Bull'la bayağı bir makara yapmış duyduğumuza göre. Evet, o Thresh Talk'ların haberi bana da geldi. Bakalım maç sonrası neler dönecek Twitter'da. Barona pingler geliyor. 1000 yük oldu mu Nasus? O da iyi. Whoppers aynı zamanda YouTube'a video çekiyor bu arada. Bu maç oynanırken. Onu da söyleyelim. 1000 yük Nasus videosu yakında kanala gelir diye düşünüyorum. Evet, Whoppers'ın bir challenge'ı vardı. Dakika 45'ten önce 1000 yük. Herhalde ulaşacak gibi. Whoppers ultiye bastı. 1 ve 3. Zor Oha! geldi ama. Sevgi yok sunuyorum. Ne Adeta Game of yapıyorsun? Thrones'daki bir ejder izletiyor bize. Ve artık oyunu bitirmeye gidiyor gönüllüler. 4-4 Aha! mü? Ah. Oy! Sevgi yok sunuyum. Ne yapıyorsun? Birebir de o kadar skor vermesine rağmen. İşte kalan tek kişi yalnız çok korkutucu bir kişi. Onu da fark etmedim sanma Aykut. Mitolojik 31 kalmış sona. Onu öldürmek çok zor olacaktır Valla derken. erittiler, erittiler. Sevgi yoksunuyum. Unofficial bir quadra attı şu an. Yani o kara deliği bıraktığı zaman onun içerisinden çıkış vermiyor rakiplerine. Ali Yalçın'la beraber çok iyi komboluyorlar bir de. Yalnız 1000 yük olamadan Whoppers oyun biterse söverim diye bir şey söylemiş ve hemen herkes üste dönüyor fark ettiysen. Hem yük açısından hem de 3 tane inhibitör aldık. Beyler sakin oynayalım. Kaybetmeyelim, trollamayalım diyorlar. Hemen üste dönüyorlar. Maçı bitiremeyeceklerini düşündüler. Evet. Garantici oyunu seviyor gönüllüler. Red Bull'dan da güzel bir mantık geldi. Çizmesini satıp eşya aldı son savaş öncesi. Ama vampirik asa
İşte can çalmaya ne kadar değer güverdiğini burada Red Bull'da bir kere daha gösteriyor aslında. Ya hareket hızına ihtiyacı olmadığını düşünüyor. Ya zaten deşi var. Evet, okyanus ejderini bulut olarak görmüş sanırım. Oradan nasıl olsa bana biraz gelir diye düşünmüş olabilir. E zaten çok oynak bir şampiyon. Harika bir ulti geldi orada. Gördün değil mi onu? O tamamen rakibi korkutmak için ya. Evet evet. Ya orta koridorda rakibi püskürtmek için alt koridora doğru bir ulti sıktı. Hani oradan etkisini bile hissettirdi rakibine. Ya bir de şeyi de test ediyor. Yani kaç mermi atabiliyorum bu eşyalarla, onun da testini yaptı. Yalnız çok temkinli oynuyor gerçekten gönüllüler takımı. Bir de az önceki ultiyle alakalı şey de önemli. Çerez, bazen Lucian silahları tutukluk yapabiliyor. Hani onu her zaman bir test etmek lazım. Bir sonraki savaşta çünkü sorun çıkabilecek gibiyse hemen bir silah değişimi yapılıyor Lucian'da. Bir pause geliyor Chrono Break'le beraber. Aynen. Hemen. Silah değişikliği. Hakemler o konuya müdahale ediyorlar. Evet, Floppy ilk defa ejder çıkarken ejderde değil. Ama bu sefer gerçekten 3 tane inhibitor var. O yüzden oraya gidebilecek durumda hiç değiller. Ve gönüllüler takımı ejderi alıyor. Yani tek bir karede 2 ejder var. Floppy yok. Gerçekten çok ilginç. Oyunun bu dakikalara bu şekilde geleceğini hiç kimse tahmin etmez herhalde. Ya Floppy'nin şu an yaşadığı hissiyatı düşünebiliyor musun? Ejdere gidemedi adam. Oo, bu arada yalnız şuna geldi. X-Bin bölmede. X-Bin bölme, harika oynadı orayı. Evet evet. Yani madem öldüremedin beni bir üstüne atlayayım dedi. Ya madem bu adamı boğaz vuruyormuş dedi, üstüne sıçra attı. Evet, son savaşı izleyeceğiz gibi ultiye bastı. Mitoloji... Direkt kuleye oynuyor. Direkt kuleye oynuyor. Yan tarafta bir savaş var. Whoopers ilk skor alacak gibi araya yine atlayan bir Red Blood. Whoopers. Bir 42 dakika bitti. Maçı kazanmayı. Burada çok önemli. Çok önemli bir hareket var. Bunu göstermem gerekiyor. Mitolojik 31'den yine tempo bir ışından, bakın Mundo ile burada bekliyor. Birisi gelirse öldürürüm gibisinden. Sonradan yürüyor. Baktı yetişemiyor, bir tempo ışınlığını görüyoruz Mitolojik 31'den yine. Çok kritik gerçekten. Ama kurtarmaya Mitolojik 31'in tempo ışınlığını bile maalesef yeterli olmuyor. Ve gönüllüler ilk maçı kazanmayı başarıyor. Tebrik ediyoruz gönüllüleri. Ve geriden gelip kazanabilirdi rakipleri. O fırsat da vardı ünlülerin ama yeniden maça döndüler. Yani Red Blood değişik bir oyun oynadı ama triple double yapamadı. 2 asiste eksik kaldı. 2 asiste alsa harbiden triple double yapıyormuş. Ama double double da iyidir ya. Yani hiç yoktan iyidir. Evet. Evet, Mitolojik 31'in son ışınlığını yine Twitter'da çok büyük bir TT oldu. Bakalım ikinci maçta neler olacak? Mundo tercihi konuşulacak çok fazla şey var Aykut. Yani Mundo tercihi, Red Blood'un rünü, eşya tercihleri, son takım savaşı öncesi vampirik asanın önemi, bu %7 can çalmaya insanlar çok önem vermiyor ama onlara bunun önemini göstereceğim gibisinden açıklamaları da var zaten Red Blood'un bu konuda. Destek tarafında X-Bin bölmenin oynadığı Pantheon maçı içerisinde bence çok bir yer bulamadı kendisini. Ali Yalçın, çizmesiz Ali Yalçın çok daha verimli işler yaptığını düşünüyorum ben. Ya Ali Yalçın'la aslında bir röportaj daha lazım seri sonunda. Yani bir sonraki maçta da acaba hiç çizme almayacak mı ya da unuttu mu? Sorarız onu. İki kişi de çizme yok bu arada. Belki Ali Yalçın ikna etmiştir Red Bull'da. Ya oğlum ne yapacaksın, çıkar şu ayakkabıları falan demiş olabilir. Bilemiyoruz. Soracağız. Evet, sıcak havada. Aynen öyle. Sana soruyorum. Hemen chatimiz de cevap verir o sırada. Sence bu maçın MVP'si kim? Vallahi bu maçın MVP'sini kaybeden takımdan seçmek isterdim ama o olmuyor. bence Johnny Sincere. Çünkü ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ya maç içerisinde de şimdi biz dışarıdan görürken diyoruz ki çok da bir şey yapmadı. Yani adam gerçekten tüm oyun boyunca doğru yerlerdeydi. Biz bunu unutuyoruz. Takımına baskın yedirmedi. Floppy sadece orta koridora baskın yapmak zorunda kaldı. Çünkü yan koridorlara baskın atması mümkün değil. Johnny Sincere sürekli oralarda. Hep ya doğru yerlerde. Bu kadar güçlü bir Nasus varsa sebebi Johnny Sincere'dir. Aynen. Ayrıca Floppy gibi ejder katili bir oyuncuya karşı ejderleri topladı bu adam. Ejder ruhu aldı. Şöyle söyleyeyim, bu da bir istatistik olsun sizlere. Floppy 941 237 maçlık kariyerinde
ilk defa rakibine ruh vermiş. Ne diyorsun ya? 237 maç Aykut. Yani bu kırılması zor bir rekor. O yüzden de burada Johnny Sincere'ı gerçekten şapka çıkartmak gerekiyor. Tebrik ediyoruz kardeşimizi. Zaten gönüllüler koçu Erdem Timur'la röportaj yaptığımızda şey demişti o da. Rakibe karşı en önemli kazanma koşulu rakipten ejder almak, ejder çalmak. Ruhu kaptırmak istemiyoruz rakibe demişti. Gerçekten çalışmaları da burada meyvesini vermiş gibi duruyor. Yani hemen hasar tablosuna da bir göz atalım şöyle bir. Evet, bir kere daha Johnny Sincere'ın burada Nasus'tan, Lucian'dan sadece 10.000 hasar az vurması, rakip takımın hepsinden fazla vurması MVP'yi neden olduğunu gösteriyor aslında bakarsanız. Ben seçim yasaklamada stratejik hata yaptığını da düşünüyorum ünlüler tarafının. Mitolojik 31'e o Silas ilk phase'de alınması lazımdı bence Şeriz. Kesinlikle katılıyorum. Bu arada bizi izleyenlerden ihbar hattını arayanlar varmış. İhbar hattında da şöyle bir şey söylemişler. Hani Yaraki dayının torunu floppy olamaz demişler. Ejder'den dolayı böyle söylüyorsunuz. Ama bu adam hasar vuruyor demişler. 48.000 vurmuş. Ona da şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Hani sonuç olarak adamın torunu bu. Hani daha iyi oynayabilir. Yani bu kötü bir şey değil. Olabilir. Hasar vurabilir. Aynen, yani illa her kötü veya işte her alışkanlığını edinecek diye bir şey yok. Ejder alışkanlığına zaten DNA testi de yapıldı. Öyle bir durum söz konusu. O yüzden itirazda çok da gerek yok aslında. Hatta Müge Anlı'dan bile onay aldık yani. DNA testi konusunda. Yani o zaman şimdi gönüllüler tarafı loser bracket'tan gelip maç kazandığı için eşitlendi mi durum? Yani son maç şampiyonu belirliyor. Aynen öyle. Son maça gidiyoruz. Son maç şampiyonu belirliyor. Abi bronzum, beni de alsana oyun. Oyun bilgim yüksek ama. Yok, oyun bilgisi yüksek adamla bizim işimiz yok. Bizden uzaktır kardeşim. Yok sağ ol kardeşim. Bizden uzaktır. Abi bütün bronzların oyun bilgisi tabii yüksek olur. Ben bu oyunu daha kötü oynuyorum diyen görmedim. Heh, onu soracaktım. Sen hayatında şöyle biriyle hiç karşılaştın mı Çerez? Nasıl biri? Ya ben bu bronzda o kadar maç atıyorum, kötü oynadığım için çıkamıyorum diyen biriyle hiç karşılaştın mı? Yok, sadece bronzda değil, ben hiç görmedim öyle birini. Değil mi? O peki gerçekten kötü oynayarak çıkamayanlar kimler? Nasıl yani? Yani gerçekten kötü oynadığı için çıkamayan kesim kimler? Herkes iyi oynayarak çıkamıyor ya. He, kötü oynayıp çıkamayan başkaları yok ki. Başkaları yüzünden. Riot karar veriyor ona. Yani bronzdaki veya düşük yarıdaki insanlar öyle söylüyor. Yani Riot isterse çıkıyorsun. Anladım. Yani Riot genelde düşük yarıdakilere hep kinli. Yani nefret ediyor. Ya çünkü ben hayatım boyunca hep şey duydum. Abi işte ne bileyim 15'e 0 oynuyorum. Şöyle oynuyorum, böyle oynuyorum ama takımıma hep kötüler geliyor, çıkamıyorum. Hani o takıma gelen kötü o insanlarla hiç tanışmadım ben mesela. Ben de. İşte onlar bot olabilir belki. Sıralı seçim olacak değil mi? Ünlülerdeki kişi tam sonra yaparız, sıkıntı yok.